Arkadaşlar sizlere Corel Video Studio X9 Ultimate programını anlatmaya çalışacağım. Bu anlatımlarımı dinlediğiniz zaman diğer versiyonlarda da zorluk yaşamadan kullanımını gerçekleştirebileceksiniz. Programı açtığımda karşımıza gelen bu ekranda Capture, Edit, Share diye seçeneklerimiz mevcut. Ben bunları aşama aşama sizlere anlatacağım. Program İngilizce olduğu için gerek telaffuzda gerekse tercümede hatalarım olabilir. O yüzden affınıza sığınıyorum. Capture seçeneğine tıkladığımızda Capture Türkçesi yakalama anlamındadır. Tıkladığımızda böyle bir ekran geliyor karşımıza. Şu mavi aşağı ok işaretine tıkladığımızda bu bölümdeki paneldeki simgelerin kaybolduğunu görüyorsunuz. Tekrar bunu aşağı yukarı almak kaydıyla açıp kapatabiliyoruz. Rotation kısmı videomuzun ne kadar olacağını gösteriyor. Yani ne kadar yakalama yapacağımızı gösteriyor. Bunu çünkü bize bağlı bu. Dilediğimiz zaman durdurabiliriz. Kaynak kaynağı istiyor. Burada Toshiba Webcam diyor. Bu HD benim laptopun kamerası bu. Pek çalışmıyor. File name dosya ismi VS123 demiş. Bunu dilersek biz değiştirebiliyoruz. Şu kısımda MP2 HD demiş. Ayrıca bilgisayar zannediyorum dondu mu? Evet, DVD diye seçeneğimiz var. OK diyoruz. Şu kısımda Capture Folder diyor. Ben bu yakaladığım dosyaları nereye göndereyim diye soruyor. Corel Video Deneme diye bir dosya açmıştık. Biz oraya dedik. Bunu dilediğimiz zaman masaüstü diyebiliriz. Değiştirebiliriz. O tamamen bize kalmış. Capture to Library diyor. Biz bu dosyayı aynı zamanda diyor. Yakaladığım dosyayı ben program içerisinde bir yere atayım mı diyor. Yani klasör istiyor musun diyor. Videolarım zaten otomatik seçilmiş. Biz burada farklı olarak farklı bir 1-2-3 diye yine bir dosya oluşturalım. Klasör. OK dediğimiz zaman bu yakalamaları oranın içine atacak. Yine burada Capture'a tıkladığımız zaman tabi biz burada ayarları değiştirdiğimiz için pasif hale geldi. Ben şu kısmı MP2 yapıyorum. Şurada da yine şu fotoğraf makinesi gördüğünüz kısımda da daha sonraki oynatımlarımızda beğendiğimiz bir karenin şu alandaki resmini çekebiliyoruz. Bu tabi çok kaliteli olmayabilir, işimize yaramayabilir. Ben burayı kapatıyorum. DV Quick Scan diye seçeneğimiz var. Ona tıklıyoruz. Bu da cihazımızdan yine hızlı bir şekilde DVAV olarak Capture formatı, Capture formatı DVAV olarak hızlı bir şekilde alıyor. Yine biz burada hızını belirliyoruz. Şu kısımda şu anda cihaz takılı olmadığı için arkadaşlar tabii ki çok seçenek pasif durumda. Taktığınız zaman zaten bu değişimleri siz göreceksiniz. Aygıt şurada olacak. Aygıt Capture format DVAV diyor. İşte Capture Folder yine hangi dosyaya kaydedeyim falan diye soruyor. Bunlar şu an için bize yaramıyor. Onu kapatıyorum ben tekrar. Capture seçeneğine geliyorum. Import from Digital Media diyor. Biz burada diyor ki ben bu programda kullanacağım resimleri, videoları, medya elementlerini, objelerini nereden alacağım diyor. Biz Corel Video Deneme diye klasör daha önce oluşturmuştuk. Ben onu seçiyorum. Start diyorum. Şimdi bunlar daha önce hazırlanmıştı. Geldi. Bakın şu anda Start Import kısmı pasif. Biz burada resimlere tıkladığımız zaman oranın aktif olacağını göreceğiz. Bakın şu anda aktif. Ben şöyle birkaç tane seçiyorum. Örnek olsun diye. Start import dediğimiz zaman programın içerisine dosyalarımızı import ediyor. Tabi burada yine bir şey soruyor bize. Karşımıza bir ekran daha geldi. Kutu geldi.
Burada Capture to Library diyor. Biz bunu 1-2-3 diye biraz önce klasör oluşturmuştuk hatırlarsanız. Onun içerisine mi atayım diye soruyor. Biz hayır dersek tekrar şuradan add a new folder, yeni bir klasör oluştur diyebiliriz. Bu sefer ne diyelim? 4-5-6 diyelim. Buraya gönderecek. Insert to timeline. Burada da bu seçenek aktif olduğu zaman buradan almış olduğumuz resimleri, videoları, müzikleri aynı zamanda timeline'a otomatik olarak kendisi ekleyecek. Ben onu kaldırmıyorum görelim diye. Okey diyorum. Evet, şu anda resimlerimiz, tabi düzenleme menüsünde biz bunu göreceğiz. Burada hem timeline'a, şurada gördüğünüz gibi şu video dosyası olduğu için biraz uzun tabi. Hem de şu kısımda panelde, sağ panelde yine yerini resimlerimiz aldı. Bunları daha sonra detaylı olarak anlatacağız. Şimdilik yine capture kısmına ben geçiyorum. Burada stop motion seçeneğimiz var. Yine bu aygıtımızda çektiğimiz herhangi bir görüntüde proje ismi veriyoruz. Nerede bulunmasını istiyorsak, yani yakalamak istediğimiz görüntü klasörünü seçiyoruz. Yine kütüphane, hangi kütüphaneye atmak istiyorsak, Samples demiş. Bizim biraz önce oluşturduğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 var mevcut. Videolarım var. Örneğin ben onu diyorum. Yine burada görüntü ayarlarını, çerçeve ayarlarını 5 frames diyor. Misal biz bunu düşürebiliriz. 4, 3, 2 artık ne yaparsak. Bunu animation olarak görüntüyü yavaşlatıp ard arda görüntü oluşturarak animation şeklinde olmasını sağlayabiliriz. Şu an için yine o çok lazım bir şey değil. Gerekirse ilerleyen zamanlarda onları da anlatırız. Şimdi Screen Capture diye bir seçeneğimiz var. Buna tıkladığımız zaman arkadaşlar bu ekran görüntüsünü alıyor. Bakın şu anda ekranın çevresinde lazer ışığı şeklinde bir ince çizgimiz var. Biz bunu ekranda masa üstünde ne olup bitiyorsa biz burada görüyoruz. Biz bunu iki türlü yapıyoruz. Full screen dedik, yani komple ekran alıyor. Bir de custom diyoruz. Custom'da dilediğimiz gibi küçültüyoruz. Mesela ben istiyorum ki şöyle küçük bir alan alsın. O şekilde. Tabi bu arada dikkat ediyorsanız Braille oynarken şu kısımdaki de yükseklik ve genişlik değerlerinin değiştiğini görüyorsunuz. Burada şu kırmızıya bastığımız an ekran görüntüsünü almaya başlayacak. Ben zaten şu anda ekran görüntüsü aldığım için onu şu an için çalıştırmıyorum. Yine şurada settings seçenekler kısmı var. Buna tıkladığımız zaman da ekran görüntüsünü ne şekilde almamız gerektiğini soruyor. Dosya ismi yine bunu istediğimiz gibi değiştiriyoruz. 987 diyorum. Save to diyor. Nereye kaydedeyim diyor. Orada yine dosyamızı gösteriyoruz. Nereye kaydedecekse. Samples diyor. Yine kütüphaneye de kaydedeyim mi diye. Samples diye biraz önce oluşturmuştuk hatırlarsınız. 4-5-6 kısmına tıklıyoruz. Format zaten tek format üzerine kayıt yapıyor. Windows Media Video diye. 30 frames'li çekim yapıyor. Yani bunları dilersek düşürürüz, dilersek artırırız. Tabi 30 olduğu zaman videomuzun daha kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Yine audio settings, seslerle ilgili seçeneklerimiz burada mevcut. Bunları kapattığımız zaman sesin kesildiğini, yani kayıtta sesin olmadığını söyleyebiliriz. Şu an için primary monitör, tek monitör, çift monitör şeklinde seçenekler var. Bunlar çok lazım değil şu anda. O yüzden bunları şimdilik geçiyoruz. Yine kapatıyorum. Şurada yine bunu seçtiğimiz zaman bakın şurada ekran bu şekil geldi.
şunu gösterecektim. Bu resim alıyor ekranda diye buna tıkladığımız zaman şurada resmi, şu ekran resmini buraya o anki görüntüsünü aldı. Yine alt kısmında information kısmında bilgi kısmı burası. Dosyamızın adı ve uzantısı var. Yine 1280x720 çözünürlükte MPEG geniş ekran işte özellikleri var. Bu dosyanın ne kadar yer kaplayacağına dair kullanılabilir alan olarak 286 GB yerimiz olduğunu söylüyor. Yine kameranın Toshiba Webcam HD olduğunu söylüyor. Ses düzeni Dolby Digital Audio 48000 Hz 384 kilobayt saniye diye söylüyor. Arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki anlatımlarımda görüşmek üzere. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyorum. Abone olmanızı sizden rica ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.